Yahya adında bir Yahudi, adı Yahya, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kesik başını Şam'a Yezid'e hediye götürürlerken Yezid'in askerleri haliyle 3 saat, 5 saat gidip mola veriyorlardı. Kimi zaman dinlenme molası, kimi zaman yemek molası. İşte o yemek molalarından bir tanesinde bir Yahudi evinden dışarıya çıktı, baktı ki ağaca bir tane kesik baş bağlamışlar. Bir tane başı getirip ağaca bağlamış. Bir ağacın dalına. Ve bu Yahudi bunu gördü. Baktı ki bu baştan semaya nur yükseliyor. Gökyüzüne nur yükseliyor. Müminler, bu başı Yezid'e götürenler, orada yemek yiyenler, la ilahe illallah diyorlardı, biliyor musunuz? Onlar o nuru göremiyorlardı. Ama o tez tarafta Yahudi bu nuru görüyordu. Nasıl görüyordu arz edeceğim. Niye Müslümanım diyen göremiyor da Yahudi, la ilahe illallah demediği halde görüyor, sebebini arz edeceğim. Baktı bu baştan semaya doğru nur yükseliyor. Dedi ki, bu kesilen başı ağaçtan alabilir miyim? Birkaç dakikalığına. Birkaç dakikalığına almak istiyor. Yezid'in askerleri müsaade etmedi. Yahudi dedi ki, para karşılığında size para vereyim, birkaç dakika bu baş benim ellerimde dursun. Parayı işitince bu Müslümanlar, bu Müslümanlar, o Müslümanlar parayı işitince kabul ettiler. Parantez açayım. Parantez. Bir Hristiyan İmam Hüseyin'in yavrularına acıyor, gidiyor su getiriyor ve sonrasında o Hristiyan ağlayarak diyor, ey Hüseyin'in yavruları, beni affedin, bu suyu size getiremedim. Ben bu suyu size getirmek istiyorum ama bu Müslümanlar bana müsaade etmiyor. Ne Müslümanı? Ne Müslümanı? Müslüman amelde Müslümandır. Müslüman yaşantıda Müslümandır. Peygamber evladına, çocuğa Hristiyan su götürecek, Müslümanım diyen o suya engel olacak. Al sana Müslüman. Lanet olsun öyle Müslüman. Şimdi bu Yahudi para teklif ediyor. Parayı içtince o Müslüman kabul etti. Al sana Müslüman. Kabul etti. Aldı bu başı. Dudaklarındaki, yanaklarındaki kanları suyla yıkamaya başladı. Sonra döndü dedi ki, bu kimin başıdır? O yemek yiyenlere söyledi. Bu kimin başıdır dediği zaman dediler ki Hüseyin'in başıdır. Dediler Hüseyin babası kim? Anası kim? Dediler babası Ali, anası Fatıma. Dedi şu sizin peygamberinizin kızı Fatıma mı? Evet dediler o Fatıma. Dedi Allah size lanet etsin. Yahudi dedi, Allah size lanet etsin, kendi peygamberimizin evladını öldürüyorsunuz, bir de diyorsunuz biz doğru yoldayız. Bu yemek yiyenler kalktılar, o Yahudi'yi öldürdüler. O Yahudi'yi öldürdüler, bu yemek yiyenler. Peki bu Yahudi, Yahudi olduğu halde nasıl oldu İmam Hüseyin'in başından yükselen o nuru görebildi? Ama la ilahe illallah diyenler, o başı götürenler o nuru göremediler. Çünkü Yahudi her ne kadar Yahudi idiyse, Musa peygambere ve Tevrat'a inanıyordu ise, ancak fıtratı bozulmamıştı. Fıtratı tozlanmamıştı. Fıtratı bozulmadığından dolayı o nuru gördü, akıbeti de hayırlı oldu. Ama bunlar, o başı götürenler, la ilahe illallah diyorlardı ama fıtratları bozulmuştu.
fıtratı bozuk olan peygamber evladına bile su vermez. Müslüman olduğunu dese bile fıtratı bozuk olan peygamber evladına